10. yüzyıla ait bu taş heykel, Buda'nın seçkin detaylara sahip bir görüntüsünü yansıtıyor. Objenin üst kısmında yer alan kalp şeklindeki yapraklar ve dallar, Buda'nın aydınlanmaya ulaşmadan önce altında meditasyon yaptığı Bodhi ağacını simgeliyor. Heykeltıraş bu Buda imajına hafif yuvarlak bir göbek gibi detaylarla insani bir yön kazandırırken aynı zamanda ruhani bir his de katmaya çalışmış. Buda'ya ait özellikleri işaret eden birçok sembol görmek mümkün. Başının üzerindeki çıkıntı güçlü iç görüyü temsil ediyor. Avuçlarında ve ayaklarının altındaki özel sembollerde kendisinin normal bir insana göre daha gelişmiş ve daha güçlü özel bir varlık olduğunu anlatıyor. Burada bir tahtta oturuyor. Enine ve yukarıya doğru görülebilecek olan ve iki tarafında mitolojik yaratıklar bulunan nesne aslında bir taht. Bir eliyle de tahtın tabanına dokunuyor. Bu yaptığı hareket sembolik olarak yeryüzüne dokunmak anlamına geliyor. Buda'nın altında bir aslan göze çarpıyor. Aslan yüzünü dönmüş ve çok güçlü bir üst gövdeye sahip. Aslan gibi Buda'nın da gücünü ve becerilerini temsil eden güçlü bir üst gövdesi var. Yüzünde birden çok duyguyu aynı anda görmek mümkün. Dinginlik, güç ve hatta üzüntü. Bunların hepsi geleceğin budalarının hayatın aslında acılarla dolu olduğunu anladıkları anı yansıtmaktadır. Figürün başının üst arka kısmında yer alan halkada Sanskritçe bir ifade yer alıyor. Bu ifadede Buda bir sebepten kaynaklanan her şeyin sebebini açıklamıştır. Büyük rahip aynı zamanda bunların nasıl sona ereceklerini de açıklamıştır. Heykel Budizm'in temelini oluşturan bu ifadeyi verirken aynı zamanda da Buda imajını bu ifadeyle yan yana koyuyor, bir araya getiriyor. Belki güzel bir rastlantı, belki de anlamlı bir mesaj. Buda'nın aydınlanmaya Kuzeydoğu Hindistan'da yer alan ve bu heykelin de yapıldığı yer olan Bodh Gaya'da ulaştığı söyleniyor.